MHP tabanının büyüyen sancısı. MHP ile temsil edilen milliyetçi siyasette sancı yeni değil. Yakın geçmişte farklı arayışlar oldu ancak genel merkez ağırlığını koydu. Değişimin yolunu kapattı. Bu kez taban parti yönetimine rağmen milim geri adım atmadı. Hain, darbeci gibi ağır ithamlara maruz kalan delege kurultay konusunda çok dirençli. MHP'nin sancısını anlamak zor değil. Evet bir iktidar talebi var. Parti mevcut haliyle bu isteğe cevap vermekten uzak. 7 Haziran sonrası izlenen siyaset MHP'yi duman etti. 1 Kasım'da HDP'nin ancak yarısı kadar milletvekili çıkarabildi. Milliyetçi siyasetin bu meclis tablosuna tahammülü zor. MHP tabanının derdini kavramak için son dönem yaşananlar bile kafi. Ama ben biraz sıkıntının kökenlerine ineceğim. Milliyetçi siyasetle muhafazakar siyaset aynı tarihlerde siyaset sahnesine çıktı. Biri Türkeş liderliğindeki MHP, diğeri ise Erbakan'ın önderliğinde MSP'ydi. Aynı siyasi mahalleye, hatta aynı sokağa hitap eden bu iki partiden Erbakan'ın MSP'si MHP'nin birkaç adım önündeydi. Makas biraz açıktı. MHP MSP'nin ensesindeydi. MSP ile MHP'nin sadece siyaseti değil, sosyolojisi de birbirine çok yakındı. O kadar ki aynı aileden bir MHP'liye, bir MSP'liye kolayca rastlamak mümkündü. MHP'nin kadroları MSP'ye oranla daha dinamikti. MSP'nin bir Taha Akyolu, bir Mümtazer Türkönesi, bir Erol Güngör'ü yoktu. Muhafazakar siyaset daha çok tercümeden beslendi. İçeriden ve dışarıdan darbelerle Türkiye'nin siyaset ve sosyolojisi büyük değişimler yaşadı. Muhafazakar siyaset daha özel tanımıyla milli görüş zamanın ruhunu daha iyi kavradı ve ona göre siyaset geliştirmekte daha başarılı oldu. Oysa milliyetçi siyaseti oranda zorlukları vardı. En başta meşruiyeti tartışmalıydı. Erbakan'ın bütün kadroları sakıncalıydı. Her darbede, her müdahalede önü kesildi. Buna rağmen pes etmedi, eskisinden daha gür sürgün vermesini bildi. MHP daha avantajlıydı. Muhafazakar hareket siyaset kadrolarını çok iyi değerlendirdi. Dışarıda kimseyi bırakmadı. İçine kapanmadı, partiyi güncelledi. Toplumun merkezine doğru açıldı. Merkez sağın muhafazakarlarını aldı, kapılarını ardına kadar açtı. Önce yerelde iktidar oldu, sonra genelde. Melih Gökçek kolaylıkla MHP'de de siyaset yapacak bir isim söz gelimi. MHP'de ise milliyetçi kadroları siyasete taşıyamadı. Çoğunu merkez sağa kaptırdı. Partiyi dışa kapattı. Milliyetçi damarın dinamik yapısını partiye taşıyamadı. Aksine mesafe koydu. Kapıları kapatmakla kalmadı. Arkasını da sürgüledi. Parti yönetiminin onaylamadığı, vize vermediği hiç kimse girmesin istendi. Oysa merkez sağın boşaldığı alanı öncelikle MHP'nin doldurması beklenirdi. MHP'nin de çok yetenekli Tayyip Erdoğanları, Bülent Arınçları, Abdullah Gülleri vardı. Kale gibi sağdan parti duvarına çarpıp siyasetten uzaklaştılar. Mansur Yavaş ismini hatırlayın. Ankara'da başa baş yarıştı. 1999 seçimlerinde değişimin MHP'yi nasıl sıçratacağını herkes gördü. Bahçeli ile %18 oy aldı MHP. Fazilet Partisi'nin oyu %15'ti. Toplum MHP'ye de büyük avans verdi. Ancak iktidarın bir ucundan tutan MHP kadroları bu fırsatı heba etti. Sonraki yıllarda da kendisini büyütmesini beklenirken AK Parti'nin önünü açtı. 3 Kasım 2002 ve 1 Kasım 2015 seçimleri MHP'nin eseri. Aynı mahallede, aynı sokakta, aynı ailede milliyetçi siyasetten gelen garip kalırken muhafazakar siyasetin temsilcisi aldı yürüdü. Ekonomik, siyasi, statü. Birlikte yola çıktıkları yanı başındaki arkadaşı, kardeşi her açıdan büyüdü. Bilmem anlatabildim mi milliyetçi tabanın sancısının, neden derin, derdinin neden büyük olduğunu. MHP'de kriz, o gitsin bu gelsin meselesinin çok ötesinde. MHP tabanı Tayyip Erdoğanlarını, Abdullah Güllerini arıyor, diyor Yarına Bakış gazetesindeki yazısında Mustafa Ünal.